Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Şimdi belki ne alaka diyebilirsiniz ama Yasak Elma videosunu yaptığımdan beri Dark dizisiyle ilgili daha fazla istek almaya başladım. Dediniz ki Yasak Elma'da ilişki denilen şebeke yapılanmasını çözen adam Dark'ı mı çözemeyecek? Ama kusura bakmayın da Yasak Elma buysa Dark bu. Hatta Yasak Elma buysa Dark bu. Çünkü dizi değil de hani şu akrabalı bilmeceler vardır ya. Ya yok mu şu hani eltisi dıdısıysa gıdısının bibisi kimdir tadında? Heh işte ona Netflix'in el atmış hali. Ayrıca daha önce yaptığımız şu ilişki şemasına benzer bir şema da yapmadım. Çünkü ne o kadar ipin ne de bu kadar kuşağın sığabileceği bir tabelam var. O zaman en başından başlayalım. Dark. Alman yapımı bir Netflix dizisi. En net şey de bu zaten. Dizi bir adamın kendini asarak intihar etmesiyle başlıyor. Peki bu adamın oğlu gördüğü rüyaların etkisi, ergenliğin tepkimesiyle Hacı Yatmaz gibi sürekli yatağından fırlayıp "Anne!" diye kahvaltı beklerken kocasını kaybetmiş olan zavallı ve acılı anne ne yapıyor? Teselliyi kayınpederinde buluyor. Evet, kayınpederinde. Ne kadar kayın? Yani aslında olabildiğince kayın. Ama ilişkinin buraya kadar nasıl geldiğini anlatmak biraz daha uzun sürecek sanırım. Dizide bir grup ergen ve bir çocuk gece vakti ormandaki bir mağaraya gidiyor. Tabii şimdi kulağa biraz garip geliyor olabilir ama dizi zaten neredeyse komple ormanda geçiyor. Ve bu teselli ustası kayınbabanın oğlu da bu mağaranın girişinde kayboluyor. Peki polis çocuğu nerede arıyor? Mağaranın girişinde. Mağaranın içi? Yok, bize burada kayboldu dediler. Halbuki polis hariç çoluk çombalak herkesin tek tek girdiği bu mağaranın içinde herkesin de Labs diye bulduğu bir kapı var. Bu kapıyla 33 yıl geriye ya da 33 yıl ileriye zaman yolculuğu yapılabiliyor. Bu çocuk da 33 yıl geçmişe gidip büyüyüp günümüzde de evlene evlene arkadaşının anasıyla evlenmiş. Niye? Kader olarak. Şimdi biliyorum ki birçoğunuz beni yemek yerken izlemeyi seviyor. Eğer şu anda da yemek yiyorsanız o çatalı yavaşça yerine bırakın. Çünkü mevzu o kadar karmaşık ki bu karmaşada kim kime denk gelirse mantığıyla ilerleyen bu dizide bu çocuk da halasına aşık. Yerli ve milli, yenge ve enişteli diziler bile bu Dark'ın yanında light kaldı. Yok, devreye Rütük girsin demiyorum. Buna artık Sağlık Bakanlığı el atmalı. Çünkü yerli yabancı bütün dizilerde filyasyon da bozuldu. Hani şu maskeyi ağzımıza takmamız gerekirken çeneye ve dirseğe takmaya başladık ya. Yapımcılar artık kendi filtrasyonunu kaybettiği için sanırım arada bir gözbek girdi. Sanırım artık göze de takmak lazım. Bu arada ben bırakın insanların burnunun ucundakini, burnunun ta kendisine bile sahip çıkamayıp maskeyi böyle takması ile ilgili problemi anladım sanırım. Çünkü bazı burunlar maskeye fazla geliyor. Tabii bu burundaki tehlikeyi fark ettiklerinden midir bilinmez. Geçtiğimiz günlerde çok özel bir maske göndermişler bana, sağ olsunlar. Size mutlaka inceleyin diye açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Çünkü en azından benim kullandığım diğer maskelere oranla burnumu yamultup ağzımın içine sokmak yerine çok rahat bir kullanım sağlayan ve yıkanarak tekrar tekrar kullanılabilen bir maske bu. Yıkanabiliyor çünkü Avrupa standartlarında bir teknolojiyle %99 oranında antimikrobiyal bir iplikle üretilmiş. Ve en önemli kısmı da %98 oranında filtrasyon sağlıyor. Ki bunu da gösteren resmi test sonuçları da var. Bu arada karşıdan bakınca kenarları açıkmış gibi görünüyor değil mi? Daha rahat ama güvenli bir kullanım içinde tasarımda her bir ayrıntıyı düşünmüşler. Eğer bu maskeleri daha fazla incelemek ve bilgi sahibi olmak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmındaki linke tıklayabilir ve hatta Murat Soner koduyla %10 indirimli olarak sahip olabilirsiniz. Teşekkürler. Herkesin ihtiyacı olanı, herkes gibi yapmayan ve bu videoya destek olan Hep Baby. Dönelim tekrar. Hayat zaten yeterince karmaşıkken karmaşayı matah bir şey zanneden diziye. Şimdi de size o hala mevzusunu anlatabilmek için bir cümle daha kuracağım. Ama kuracağım bu cümle herkese ve her diziye nasip olmaz, tadını çıkaralım. Bu çocuk geçmişe gidip büyüyünce de anasıyla evlenip babası olan ve annesinin de bilmeden dedesiyle aldattığı arkadaşının ablasına bilmeden aşık oluyor. Evet, neymiş? Ya işte dedesi büyüyünce anası mı oluyormuş? Neyse, çok zorlamayalım.
Zaten anne evli olan sevgilisinin aslında kayınpederi olduğunu öğrenince geçmişe gidip yine evli olan başka bir adamla birlikte olurken oğlu da madem bu kız halanmış rüyaya dengel yok ya deyip aynı sezonda 6 kere falan kamyon mu geçti? Bu diziden geçtiyse devrilir o. Ama aslında yanlış yapıyoruz. Çünkü benim gibi sinema ve dizilerden bahseden böyle kanallar değil de böyle bir üretkenliği ürologlar incelemeli. Ama işin en azından iyi tarafından bakalım. Çünkü Dark, tarihini dizilerden öğrenen bir nesle bir kuble matematik de öğretiyor. İlk iki sezonu bu yıllarda geçen ve 33'ün katlarını öğreten dizide, 3. sezonda da tüm bu yılların bir de paralel evreni açılıyor. Aslında siz bunu da mı beğenmedin demeden önce şunu söylemek gerek. Ben aslında böyle zaman yolculuğuyla ilgili dizi ve filmlere bayılırım. Yani kim sevmez ki? Mesela nerede o eski bayramlar demeyi de artık açtık da nerede o geçen sene demiyor muyuz? Ama bir iki kafam dağılsın diye açtığımız dizi de kafamızı gözümüzü dağıtmamalı diye diyorum. Bu kim? Babası. Hangi yıl? 86. Hangi evren? Paralel. Gerçek mi? Rüya. Kimin rüyası? Eğer tek derdi somonlarının yağlanmaması olan Norveçli bir köylü değilseniz diziyi bu sorularla izliyorsunuz. Ama helal olsun. Bu dizi için gerçekten kafa patlatmışlar ve muhteşem bir ticari zekayla ilk sezonda bu çocuğun giydiği yağmurluğu bu kıza giydirip aynı senaryoyu paralel evren diye yutturmuşlar. İlk sezon kulağı yaralı olan bu amca da paralel evrende gözü yaralı ama değişen çok bir şey yok. 3 sezonda da derdi tik tak. Tik tak. Gerçi tik tak bizim memlekette çok iş yapıyor, doğru. Tik tak. Ama Netflix yine bizi düşünmüş sağ olsun. Ormandaki bir mağaranın Esenler'deki otogara döndüğü dizide gel zaman git zaman sıkılmayın diye her dizinin ilk 10 dakikasına koyulan sevişme taktiğini her bölümün ilk 5 dakikasına koyarak paralel duruşunu kader olarak. İşte tam burada hala para verdim izlerim diyorsan eğer bir bakalım o paraya acaba başka neler izledik. 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun yine aynı yaşlardaki bir kız çocuğuna cinsel organını göstermesini izledik. Yine gerçek hayatta da çocuk olan küçük kızların çıplak kadın dergisine bakarken hiç erkek şeyi gördün mü babanınkinden başka muhabbetini de izledik. Bence tamam. Sanırım karmaşasından diziyi değilse de neyi izlediğimizi anlatabildim. Tabii şimdi yanlış anlaşılmasın. Biz aslında bir üst kurulun müdahale etmesi gereken şeyleri değil, otokontrol mekanizmasının reyting uğruna nasıl çöktüğünü izledik. Dur dur kapatma. Sana ağzımla Dark'ın müziğini yapayım mı? Valla yemin ediyorum 160 küsür video yaptım. Hiçbirinde bu kadar yorulmadım.